Hiç umurumda değil. Neden? Gerçekten değil yani. Ama gerçekten bir şey söyleyeyim. Bu benim anlattıklarımı taraftarın daha iyi anlaması için, Türk sporu için Anadolu'dan 2-3 sene üst üste şampiyon olsun birileri. Millet görsün, ha vay anasını, 5'te 1 parayla da oluyormuş. Bak gerçekten bu doğruymuş. Bu millete illa böyle olay yerinde göstermek lazım bazı şeyleri yani. Evet, şu an o söylediğinizi Sivasspor yapacak gibi. Ben destekliyorum Anadolu takımlarını. Türk futbolu için Anadolu takımları şampiyon olsun birkaç sene. Bakalım ne olacak ondan sonra. Bu büyük takımları yönetenler ne diyecek? Bir de bir şey söyleyeyim ama ben size. Bak şu anda 3 büyük kulübün başkanları, hem Sayın Ali Koç, hem Ahmet Nur Çebi, hem de Sayın Mustafa Cengiz. Bu Türk spor camiasının düzgün adamları, biliyor musun? Neden yani, bu kadar çok eleştiriliyorlar o zaman? Ya öyle bir enkaz kaldı ki ellerinde. Yapacaklara da bir şey yok fazla. Yani şu andaki Beşiktaş'ın borcu Ahmet Nur Çebi'nin yüzünden mi? Veya Galatasaray'ın borcu. Veya Fenerbahçe'nin borcu. Bu yılların bir enkazı bunların kucaklarında kaldı. Üçü de bu spor camiasının düzgün adamlarından bir de. Ama bir enkazı devraldılar. Enkaz devraldılar ya. Ve çözmeleri söz konusu değil bu sistemde. Türkiye'nin en zengin adamı değil mi Ali Koç? Fenerbahçe'ye müdahale edemiyor. Türkiye'nin en zengin adamı televizyonda kampanya yapmak zorunda kalıyor. Evet. Adam diyor ki Muğla Fenerbahçeliler Derneği'nden 100 forma. Ali Koç da alkışlıyor. Hani aslında Ali Koç'un paraya ihtiyacı yok. Para sokamıyor kulübe. Sistem kilitlenmiş. UEFA'ya müsaade etmiyor. Ve şu an şu futbol tarihinde bugüne kadar en azından benim gördüğüm en çok parayı veren ve hibe eden adamdır Ali Koç. Şu ana kadar. Fenerbahçe'ye. Tabii. Da o kadar verecek, UEFA izin vermiyor. Koyamasın diyor o kadar parayı diyor. Onun diyor kaynağını göster. Nereden geliyor? Öyle cebinden koymak yok diyor. Ama işte bunu bilmeyen taraftar. Bilmeyen taraftar da diyor ki Ali Koç geldi, bak ne hale geldik. Ali Koç gelmeseydi çok daha zor durumda olacaktı Fenerbahçe. Siz Aziz Yıldırım dönemindeki Fenerbahçe'ydi o zaman. Aziz Yıldırım çok büyük hizmetler oldu. Çok büyük hizmetler oldu. Şimdi ben Fenerbahçe'de oynuyordum Aziz Yıldırım başkan olduğunda. Evet. Ya biz Derazı tesislerinde şeydik ya, nasıl diyeyim sana, ya şu yatakları değiştirin bari diyorduk. Hani orada yatıyoruz ya, yatakları değiştirmiyorlardı. Aziz Yıldırım devrim yaptı Fenerbahçe'de. Ama sonra bu harcanan paralar, işte taraftar istiyor, yıldız oyuncu, hadi o gitsin. Hatırlamıyor musunuz Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın kadrolarını ya? Evet. Dünya çapında yıldızlar alınıyordu. Ama o kadar gelirin yok. Öde borçtan. Ne oldu? Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa ben Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye çok şey kattı ya.